adı PKK denilen bir silahlı yapıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi devam ediyor. Daha dün bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Büyük Seymenimiz yaralandı. 21 tane de terörist vuruldu. Terörün yanı sıra sizler de tanıksınız. Herhalde Paris'e de gittiniz. Fransa Meclisi Ermeni soykırımı yoktur demenin işte suç sayıldığını gösterir. Bir yasayı çıkardı. Yani bir Ermeni meselesi Türkiye'de hala bir sorun olmaya devam ediyor. Memlekette başka ne haberler var diye soracak olursanız, geçen gün Amerika Başkan Yardımcısı geldi. Başbakanı ziyaret etti. Onu ziyaret ettikten sonra gitti Bizans Rum Ortodoks Patriğini ziyaret etti. Yani bu bize şunu gösteriyor. Bizans Rum Ortodoks Patriği Atatürk zamanında kaymakamlığa bağlı bir yapıydı. Şimdi ne oldu? Amerika'nın ikinci başkanının gelişinde başbakandan sonra ziyaret ettiği protokolde çok üst düzey bir koruma getiriliyor. Heybeliada ruhban okulu açılsın diye biliyorsunuz Başkan Obama da Türkiye'ye gelmişti. O zaman da söylemişti. Şimdi yardımcısını göndermiş Türkiye'ye. O da Heybeliada ruhban okulu açılsın diyor. Ve bu çerçevede adı da dinler arası diyalog olarak mesela Trabzon'da Sümela Kilisesi Rumların ayinine açılıyor. Van'da Akdamar Kilisesi Ermenilerin ayinine açılıyor. Başka ne var diye şöyle ülkemize baktığımızda toprak satışları var. Daha yeni bir yasa çıkartıyorlar. Yabancılara konut satışı ve toprak satışı. Madenler, limanlar, fabrikalar, yabancı geliyor, parayı veriyor, alıyor. Başka bir de özel okullar meselesi var. Herkes özel okul açıyor. Vakıflar, cemaatler, tarikatlar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Rumlar sürekli okul açıyor. Üniversite, lise, kurslar, pansiyonlar, yurtlar. Başka ülkede ne var derseniz en son haberler. Halkımız ayrıştırılıyor. Türk, Kürt diye Alevi, Sünni diye. Ve hükümetimizin eliyle. Bizzat kendi hükümetimizin eliyle kendi halkımız bir olan, bütün olan halkımız Türk, Kürt diye etnik temelde Alevi, Sünni diye de dini temelde ayrıştırılıyor. Türk ordusuna terör örgütüymüş gibi saldırılar halen devam ediyor. Zaten Beşiktaş Adliyesi'ne gelen bir asker içeri girdi mi bir daha çıkamıyor. Peki memleketin etrafında ne oluyor diye soracak olursanız, Arap Baharı geldi. Gelmiş yani, bizim haberimiz olmadı. Biliyorsunuz ilk Arap Baharı Irak'a gelmişti. Ve Arap Baharı geldikten sonra Irak'ta 1,5 milyon Müslüman öldürüldü. 3 milyon Müslüman da yerinden yurdundan göç etti. Ve şu an bu Arap Baharı'nın etkisiyle Irak'ın güneyinde Şii-Sünni iç savaşı fiilen başlatıldı. Fiilen. Yine bu aynı Arap Baharı'yla Mısır'da kardeş kardeşi öldürüyor. Hristiyan Müslümanı öldürüyor. Libya'da aşiretler birbirini öldürüyor. Şimdi sıra Suriye'de. Suriye'den sonra İran'da. Diyeceksiniz ki memleketten getirdiğin bu haberler iyi mi, kötü mü? Karar sizin. Ben şimdi size anlatacağım. Tek tek, tane tane anlatacağım. Size memleketten getirdiğim bu haberlerin iyi mi, kötü mü olduğuna siz karar vereceksiniz.
Tabii buna karar vermeniz için önce nerede yaşıyoruz bir bakmanız lazım. İşte şu karşıda gördüğünüz resim dünya. Üzerine yaşadığımız fani dünya. Sol taraftaki Amerika kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika. Sağda gördüğünüz üç eski kıta, Afrika kıtası, Avrupa, şu an üzerinde bulunduğumuz ve Asya. Türkiye'ye baktığınız zaman şu sarı daire, Türkiye, eski dünyanın tam merkezinde. Afrika, Avrupa ve Asya'nın tam ortasında. Dünyaya şöyle bir bütün olarak bakarsanız, dünyanın da tam ortasında. Üç kıtanın birbirine geçiş yolu üzerinde, Afrika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Afrika'ya geçiş yolu üzerinde dünyanın merkezi. Böyle bir coğrafya, bakın dünya haritasına, başka bir yerde yok. Yani deseniz ki Afrika'nın güneyindeki şu nokta dünyanın merkezi olur mu? Olmaz. Çünkü o bir kıtanın sadece ucunda. Amerika olur mu derseniz o da olmaz. Çünkü beş kıtanın solunda ayrılmış iki parça. Ama Türkiye'ye baktığınızda üç kıtanın tam ortasında geçiş yolları üzerinde bir köprü. İnsanlık alemi bu topraklarda doğmuş. İnsanlık. Uygarlıklar. Tarih bilginize göre aklınıza gelen bütün uygarlıkları sayın. Etiler, Hititler, Sümerler diyeyim, Akatlar diyeyim, Babil, Pers diyeyim, Romalılar, Bizanslılar diyeyim, Osmanlı diyeyim, Türkiye Cumhuriyeti diyeyim, Türk uygarlığı. Hepsi bu topraklar. Bütün dinler, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık bu topraklarda doğmuş. Size çok samimi söylüyorum. Dünyanın en zengin toprağı. Her şey var. Suları, gölleri, nehirleri, barajları, yeraltı kaynakları, madenleri, üç tarafı denizlerle çevrili. Dünyanın en zengin toprakları Anadolu'da. Ve biz bu toprakların sahibiyiz. Bu Anadolu'nun sahibi biziz. Bu topraklar öylesine zengin ki, İnanın bana herkesin gözü bu topraklarda. Rusya'nın da, Amerika'nın da, İngiltere'nin de, Fransa'nın da, Belçika'nın da, kim olursa olsun. Herkesin gözü bu topraklarda. Bu toprakların son 2000 yılına bakın, iki uygarlık var. Romalılar, Türkler. İlk 1000 yılda Romalılar zayıfladı, parçalandı, Bizans oldu. Bizans'tan sonra biz Türkler. Ama işin en ilginci şu, bu toprakların en son sahibi biziz. Bu topraklarda yaşamış binlerce yıllık uygarlıkların mirasçısı biziz. Fakat bu toprakların öyle bir özelliği var ki, güçlü iseniz bu topraklara sahip olursunuz. Güçlü değilseniz elinizden alırlar.